Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Türkiye'nin rehberi Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Ekibimiz diğer diğer gezerek Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olmaya devam ediyor. Ve sizler için merak ettiğiniz soruları soruyoruz. Şimdi iş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Altın Rehber haber turuyla karşınızdayız. Ben Sinem Ergün. İlk yerli otobüs tanıtıldı. TEMSE ve Aselsan tarafından ortak üretimi yapılacak olan ve ilk %100 milli elektrikli otobüs olarak tanıtılan Avenue EV bugün görücüye çıktı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özdün'ün de katıldığı tanıtım yapıldı. İstanbul Banliyö tren hattı sona yaklaştı. İstanbullu vatandaşların merakla beklediği ve özlediği İstanbul Banliyö tren hattının 2018 yılının sonlarında açılması planlanıyor. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Haydarpaşa Pendik arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Spor, sağlık ve kaliteli yaşamın yeni adresi Diyarbakır'daki Kulüp Marduk'a konuk oluyoruz. İzleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulüp Marduk Fitness'tayız. Hikmet Hocam'ın yanında kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Hikmet Hocam merhabalar. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek, şeref duyduk. Çok mersi. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben yaklaşık 8 yıldır fitness sektöründeyim. Şu anda da Kulüp Marduk'ta fitness müdürü olarak görevimi devam ettim. Evet, peki buranın hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Hizmet yelpazenizde neler vardı? Geniş bir yelpazeye sahibiz. Kulüp Marduk yaklaşık 8 aydır hizmet vermekte ve bu verdiği hizmet içerisinde neler var dersek, kreşten tutalım da birbirinden farklı birçok stüdyo dersi sunmakta. Yoga derslerinden tutun da pilates, spinning, yine özel olarak sunulan bazı hizmetler var. İçerisinde işte Mia Body, Power Plate gibi yer anlamında ise içerisinde bulunan verilen hizmetler anlamında ise işte saunalar var mesela. Çam sauna, buhar odası, Türk hamamı, tuz odası ve masaj. Bizim Endonezya'dan getirmiş olduğumuz masözlerimiz var. Masaj hizmeti sunmaktayız. Evet, sizi dünyada tanıyorlar diye konuştuk. Peki biraz bunlardan bahseder misiniz? Dünyada nasıl bizi tanıyacaklar? Biz bir kere konsept olarak benzersiziz. 15 dönüm arazi üzerine kurulu 7500 metrekaresi kapalı alandan oluşmaktadır. Dediğim gibi farklılık olarak konsept ve içerisinde sunduğumuz hizmetler. İşte yok diyebileceğimiz hizmetler var. Az önce bahsettik ama eksik kalan yanlarımız mesela CrossFit stüdyomuz, boks ringimiz, sokak basketbolu, squash stüdyolarımız, yine birbirinden farklı çocuklar için bale dersleri için ayrılmış özel stüdyolarımız var. Özel stüdyolarımız, havuzlarımız var. Yarı olimpik havuzlar, havuzun özellik olarak mesela birçok yerden farklı olarak tuz sistemiyle kurulan bir havuz. Nasıl yani? Püskürtmeli sistem. Yani biz havuzda kloru kullanmıyoruz. Püskürtmeli tuz sistemini kullanıyoruz. Bu hem daha hijyenik oluyor hem de yüzmeyi daha keyifli hale getiriyor. Evet, peki kaç kişilik bir çalışma kadrosuyla hizmet veriyoruz? Kaç kişiye burası müsait? Tabii yapılan fizibilite çalışmalarında biz 5000 kişilik bir alan oluşturduk. 5000 kişiye hizmet verebiliriz. Ama bizde şu anda bizim mevcut üye sayımız 2000. Fakat bunu yine de bir sınırlandırmayı düşünüyoruz. Bir 2500 üye ile sınırlandırmayı düşünüyoruz. Çünkü daha iyi, daha iyi kaliteli hizmet sunabilmemiz için daha farklı. Yani çok kişiye hizmet vermektense daha A+, daha az, daha kaliteli hizmet ve daha kaliteli insanı oluşturmak hedefimiz. Evet, Kulüp Marduk Fitness'taydık Diyarbakır'da. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak? Kemik erimesi tedavisi nasıl uygulanmalıdır sizce? Diyarbakır'da bulunan Fizyopolitan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk oluyoruz. İzleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fizyopolitan Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Murat Hocam'ın yanında. Murat Hocam merhabalar. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz Diyarbakır'a. Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Murat Hocam, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben Murat Pekkolay, Fizyopolitan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde sorumlu müdür olarak ve aynı zamanda fizyoterapist olarak görev yapmaktayım.
Evet, peki bizleri kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Biz Fizyopolitan ailesi olarak 2006 yılında kurulduk. Daha önce başka bir yerde hizmet veriyorduk. 2009 yılından beridir kendi binamızda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Teşekkür ederim. Sağlık sektöründeki yelpazenizden bahseder misiniz bize? Buradaki hizmetleriniz nelerdir? Biz şu an bölgenin ve Diyarbakır'ın kendi binası olan tek fizik tedavi ve rehabilitasyon tıp merkeziyiz. Birçok farklı alanda hizmet vermekteyiz. Hastanemizde 4 tane fizik tedavi uzman doktorumuz, 7 tane fizyoterapistimiz çalışmakta. Fizyopolitan ailesi olarak 4 tane fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktorumuz, 7 tane fizyoterapistimizle hizmet vermekteyiz. Hastanemizde ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon ve fizik tedavi ünitemiz olmak üzere 4 farklı ünitede hizmet vermekteyiz. Ortopedik rehabilitasyon ünitemizde daha çok sporcu yaralanmalarıyla beraber ortopedik problemlerin kırık gibi, omuz rahatsızlıkları gibi, diz rahatsızlıkları gibi hastalıkların rehabilitasyonunu yapmaktayız. Nörolojik rehabilitasyonumuzda ise felç geçiren, inme geçiren hastaların tedavisini, Parkinson, multiple skleroz hastalıklarının tedavisini yapmaktayız. Bunun dışında ayrıca daha çok bilinen ve halkta daha çok görülen bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların tedavisini de fizik tedavi ünitemizde aynı zamanda hem elektroterapi ve fizyoterapistlerimizle beraber hizmeti vermekteyiz. Daha yoğun olarak aldığımız başka bir hastalık grubu ise pediatrik rehabilitasyon alanı. Burada doğuştan bir engeli olan ya da sonrasında herhangi bir travmaya bağlı olarak oluşan engelli çocukların uzun süreli tedavilerini yapmaktayız. Bize herhangi bir şikayetiyle başvuran hastalarımız uzman doktorlarımız tarafından değerlendirildikten sonra fizyoterapistlerimiz ve elektroterapi teknikerlerimizle tedavi edilmektedirler. Bu hastalarımızın amaçları, en büyük amacımız bu hastalarımızın buradan tedavileri bittiği zaman mutlu ve ağrısız bir şekilde merkezimizden ayrılmalarıdır. Peki sizi aynı sektörlerden ayıran temel özellikler nelerdir? İnsanlar neden sizi seçmeli? İnsanlar neden bizi seçmeli? Bölgenin en kaliteli ve güçlü fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist kadrosuna sahibiz. Bunun yanında bütün personelimiz güler yüzlü hizmetiyle malumunuz fizik tedavi ağrısı olan ve mutsuz insanların bir uğrak yeri burası. Bu hastalar buraya geldiği zaman aldıkları kaliteli hizmetle beraber güler yüzü de görüp gayet mutlu bir şekilde hastanemizden iyileşmiş bir şekilde ayrılıyorlar. Evet, dediğiniz gibi burada uzun soluklu hastalar vardı, öyle değil mi? Evet, hastanemizde özellikle nörolojik ve pediatrik rehabilitasyon alanında engelli çocuklar ve felçli hastaların tedavisi daha uzun soluklu oluyor. Ve bu hastalarla tedavilerimizin uzun sürmesinden dolayı bir aile gibi oluyoruz belli bir süreden sonra. Hastalarımızla kaynaşıyoruz, daha fazla duygusal bağ kuruyoruz ve çok mutlu bir şekilde, güzel bir şekilde onlarda gelişmeler oldukça biz de gayet mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim Murat Hocam. Değerli bilgileriniz için ben de sizlerin ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için de ayrıcalıkla teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 1981 tarihinde Diyarbakır ismiyle özdeşleşmiş ilk ve tek firma özelliği taşıyan Öz Diyarbakır Seyahat'e konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaban Bey'in yanındayız. Öz Diyarbakır Seyahat Acentesi'ndeyiz. Şaban Bey, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Evet, Şaban Doğmuş. Ben 1970 Diyarbakır doğumluyum. Mesleğe yaşı yaklaşık 30 yılı aşkındır bu mesleğin içindeyim. İşimi de severek yapıyorum. İşimiz insanlara hizmet olduğu için de gerçekten bu işe de aşığım. Teşekkür ederim. Peki Şaban Bey, Öz Seyahat Acentesi'nde neler yapıyorsunuz? Hizmet yelpazeniz nelerdir? Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu sektörümüzde bizim ilkemiz yolcularımızı sağlıklı ve selametli sevdiklerine ulaştırmak birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise her yıl araçlarımızı yenilemek. Neticede yolculara hizmet ediyoruz. Para karşılığı yapıyoruz. Alacağımız paranın karşılığını yolcularımıza o tatmin edici bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum. O nedenle yola çıktığımızda yolcularımızın rahat yolculuk yapabilmesi için her yıl araçlarımızı
2 yaşından fazla kesinlikle çalıştırmıyoruz. Bir yenisiyle, üst modeliyle kesinlikle bunu değiştiriyoruz. O zaman güvenliğimiz öncelikli oluyor, öyle değil mi Şaban Bey? Kesinlikle. Öncelikle yolcu güvenliği, ikincisi ise yolcuya hizmet. Yolcuya hizmeti biz gerçekten de bu anlamda Diyarbakır halkı olarak ve öz Diyarbakır olarak birinci önceliğimizdir. Evet, peki Şaban Bey, buradaki kuruluşumuz ne zamandan beri buradayız? Evet, şu anda ikinci nesli yaşıyoruz biz öz Diyarbakır olarak. 1981 yılında kurulduğunda yaklaşık 12 araçla başlamıştı. Tabii ki o zaman yoktum. Firma sahiplerimiz Allah rahmet eylesin, rahmet de istediler. Şu anda ikinci nesille o zaman başladığımızda 10 araçla başlamışlardı. Yaklaşık şu anda 62 araçla hizmet veriyoruz. Evet, araç içi hizmetlerinizden bahsedersek neler mevcuttur? Tüm araçlarımızın koltuk arkası, TV demeyelim artık, o dönemi de kapattık, tablet diyelim. Tablet, ondan sonra Wi-Fi, araçlarımızda 24 saat sınırsız ikram. Aklınıza ne geliyorsa ikramlardan, araçlarımızın içinde hizmet anlamında ve ikram anlamında yok denebilecek az. Teşekkür ederim Şaban Bey. 15 yıllık tecrübesiyle öğrencilere hizmet veren Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarına konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 İklim Okulları İsmail Timur Hocam'ın yanındayız. İsmail Hocam, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler size de teşekkür ediyoruz. 7 İklim Okulları olarak TV8 International ekibine bize sunduğu bir imkandan ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Timur Hocam. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Timur. 7 İklim Kurumlarında Eğitim Bilimleri Hocası olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 14 yıldır bu alanda eğitim veriyorum ve 7 İklim Okullarında Eğitim Bilimleri Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Teşekkür ederim. 7 İklim Okulları olarak kuruluş tarihimiz nedir? Ne zamandan beri hizmet vermekteyiz? Tabii ki biz kimiz sorusu bizim açımızdan da önemli. Biz kimiz diye sorduğumuzda biz 2001 yılından bu yana 7 iklim yayıncılık gibi önemli bir yayın sektörünün en önemli ve en güçlü paydaşlarından biri olarak eğitim sektöründe hizmet vermeye başlayan Murat Şehir Koordinatörlüğü'nde 7 iklim KPSS kurumları biçiminde sadece KPSS değil DGS, ALES, Adli İdari Hakimlik Sınavı gibi birçok alanda hizmet veren önemli bir eğitim kuruluşuyuz. Peki hizmet yelpazemizi açtığımızda neler var? Özellikle 14 yıldır eğitim alanında hizmet veren bir kurum olarak daha çok KPSS odaklı yürüttüğümüz bu sistemde lise, ön lisans, lisans, öğretmenlik gibi birçok öğrenci sektörüne eğitim vermiş olduk. Bunun dışında KPSS odaklı yürüttüğümüz bu sistemin dışına taşarak DGS gibi, ALES gibi, Adli İdari Hakimlik Sınavı gibi birçok alanda da öğrencilerimizin kariyer planlanmasında sıçrama yapmaları anlamda önemli katkılar sunmaya devam ettik. Evet, 7 iklim olarak hedeflerimiz nelerdi burayı kurmadan önceki? Bizler 7 iklim KPSS boyutu hizmet veren bir kurumduk. Yaklaşık 4 yıldır sürdürmüş olduğumuz projelendirme çalışması doğrultusunda 7 iklim okulları olarak okullaşma anlamında önemli bir adım attık. Okullaşma boyutunda bu adımı atarken tabii ki çok ciddi hedefler önümüze koyduk. Bu hedefleri kısaca bazı tespitler ortaya koyarak özetlemeye çalışırsam, temel amacımız şu: üstün bir akademik başarıyı hedefleyen bir kurum olmakla beraber bizden hizmet alacak öğrenci arkadaşlarımızı bilişsel, duysal, psikomotor gibi çok yönlü bir şekilde gelişme gibi önemli bir hedefi önümüze koymuş durumdayız. Tabii ki bunu yaparken iyi bir eğitim ortamıyla, iyi bir donanımla, iyi bir materyal imkanıyla, iyi bir ölçme değerlendirme, iyi bir rehberlik servisi, iyi bir eğitim departmanı, iyi bir beslenme servisi ve benzeri bütün unsurlarla bunu yapma gibi önemli bir çabanın gayreti içerisinde olacağımızı belirtiyoruz. Saç, ten ve gelinlik uyumu nasıl olmalıdır sizce? Adana'da bulunan Arya Sposa'ya konuk olduk. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Adana'dayız.
Efendim, bir genç kızın en büyük rüyasıdır gelinlik ve gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli? Yeni sezon ürünler nelerdir? Tüm bunları konuğumuzla tartışacağız. Konuğumuz kim? Adana'nın en iyisi bu anlamda Derya Demir. Arya'dayız. Bakalım çizgisi, tarzı nedir? Yeni sezon ürünler nedir? Kendisiyle sohbet edelim. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Arya'yı bir konuşalım. Bu marka nasıl doğdu, bu mağaza? Firmanızın dünden bugüne bir başarı hikayesini izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki de. Biz 92'den bu yana hizmet veriyoruz. Gelinlik sektöründe olsun, tekstil sektöründe olsun. Şu an 5. şubemizdeyiz. 6.yı açacağız inşallah yakın bir zamanda. Bunun dışında modayı ve trendi yakından takip etmek adına yurt dışı, yurt içi defilelerde özellikle bulunmaya çalışıyoruz. Ve en çok içimize sinen 2016 sezonundan sonra 2017 sezonu oldu. Bu sezon özellikle bütün modellerde, bütün kesimlerde farklı bir dizayn var. Herkes çok güzel çalışıyor. Biz de onları mümkün olduğunca Adana ve yöresindeki bütün Akdeniz bölgesine taşımaya çalışıyoruz. Burası merkez şubemiz değil mi? Ve şubelerimiz nerede? Yerimizi bir tarif edelim. Belki ulaşmak isteyenler olabilir ya da sosyal medyadan hangi hesaplardan ulaşabilir? Öncelikle onu paylaşalım. Tabii ki de. Burası merkez şube. Bizim bir ay öncesinde açılan bir Antalya şubemiz var. Yine Arya Spoza adı altında Lara'da, Muratpaşa'da. Osmaniye'de bir şubemiz var ve Adana'da 4. şubemiz açılacak. Şu an 3 tane şubemiz var. Gelinlik, nişan tuvaleti, kaftan, bindallı, özellikle bu kınalarda gelin kızlarımızın giydiği kaftanlar, bindallar, aksesuar, saç çiçeği, el çiçeği, buketler, gelinlik de zaten number one. Bu yönde çok iddialıyız. İle ilgili bütün detaylara burada ulaşabilirler. Tabii ki de bütün bir tek damatlığımız yok. Gerisinin hepsini... Onu da gelin getiriyor zaten size. O zaman o süreci bir anlatalım. Gelin adaylarının sizinle tanışıp düğün alanına gelinliklerinizle gidene kadarki süreç nasıl oluşuyor? O provalar, o deneme süreçleri, nasıl bir iş tempomuz ve düzenimiz var? Tabii ki de bizim sosyal medya kaynaklı çok fazla geri dönüşlerimiz oluyor. Facebook, Instagram zaten Arya Spoza olarak bilirler bütün müşterilerimiz ve bütün civardaki illerdeki genç kızlar özellikle Arya ismini çok bilirler. Bunun dışında tabii ki de merkezi bir yerde olduğumuz için çok fazla gelen giden oluyor. Gelinlik aşamasında bizim istediğimiz çok farklı yerleri gezip daha sonra bize gelip en son buradan ürünümüzü verip göndermek. Provada ölçülü çalışıyoruz. Model beğendikten sonra belli bir süre zarfında modelimiz geliyor, provaya alıyoruz. Eğer ölçüler tamsa, o süre zarfında kilo alma ve kilo verme olayları yoksa bir tek provada olayı bitiriyoruz. Yani gelinlik ve düğün esnasında çok fazla stres olunuyor. Bu stres kimi gelinlerimizde kilo alma, kimi gelinlerimizde kilo verme olayı olduğu için belki ikinci prova bu sebeplerden dolayı oluyor. Daha şu ana kadar çok fazla ikinci prova yapmadık. İlk provada gönderiyoruz, yapıyoruz. Terzi yönünüz de var o zaman. Tabii ki de. Biz dikim yapmıyoruz. Fakat bizim iki tane atölyemiz var. Gelen gelinliklerimizin üzerinde koldur, askı detayıdır, kuyruk detayıdır, daraltma, bolaltmadır. Bunları yapıyoruz. Atölyemiz var ve bunların yapım süresi 1-2 saati geçmiyor. Diğerlerinin hepsinde hazır konsept çalışıyoruz. Modellerimiz 2000'den fazla model çeşidimiz var. Yurt dışı, yurt içi firmalarımız var. Özellikle son 2 yıldır yurt dışı firmalarıyla da çok çalışıyoruz. Gelin adayları gelinlik seçerken neye dikkat etmeliler? Neler önemlidir? Siz neler öneriyorsunuz? Biz şöyle, trendi yakından takip etmek bu birinci şart. İkincisi de vücut ölçülerine göre, gelin hanımın vücut ölçülerine göre ne güzel gider, ne güzel olmaz. İşte olduğundan zayıf gösteren modellerimiz var. Bu modellerimizi denetiyoruz. Daha sonrasında mesela çok zayıf gelinlerimiz de geliyor. Biraz daha böyle gelinliği taşıması adına daha böyle prenses karvarık modeller tercih ediyoruz. Çok muhteşem fiziği olan müşterilerimiz geliyor. Balık tercih ediyoruz. Çünkü balıklarda çok fazla seçenek var son zamanlarda. Kuyruk detayı olsun, taşlar olsun, dantel olsun. Hepsi çok güzeller. Dantel ve taş da çok önemliydi. Bir ara çok modaydı. Bu sezonda neler öne çıkıyor?
Yine var. Yine dantel var. Yine taş var. Yine fazla kuyruk modeli var. Bu sene bir de bunlara artı olarak helenistik modellerimiz var. Helen tarzı modellerimiz var. Bu nedir? Uçuş. Kabarık olmayan, belki hiç tarlatanı olmayan, böyle tek omuz ya da düşük omuz. Bunlar da çok tercih ediliyor. Derya Hanım, şimdi 2017'nin en özel ürünlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu modelimizin özelliği nedir? Öne çıkan yönü nedir? Şimdi biz burada özellikle iki model, üç modeli birleştirdik. Nedir bu? A kesim formunda insin istedik. Böyle çok kabarık olmasın. Sade olsun ama bir o kadar da gösterişli olsun. O gösterişi arka kuyruğa verdik. Bakın, üzerine dikkat ederseniz hiçbir şekilde ne taş ne çok böyle dantel ya da böyle çok fazla detay yok. Sadece akıcı böyle tül çalışıldı ve görmüştünüz az önce aldık görüntülerini. Orada arka detayı harika, süper. Ya top en çok güvendiğimiz modellerden biri. Evet. Hangi tür hanımlara önerirsiniz bunu fizik olarak? Bütün hepsine. Zaten hepsine, o yüzden yani. Birçok evet. Formu bir arada tutuyor. Bir de şu dipnotu belirtmek istiyorum. Bunu çok fazla soruyorlar müşterilerimiz Instagram'da, sosyal medyada. Bütün modellerimizin %95'i, yani çok az modelde vardır, tesettüre uygulanabilir. Tesettür modellerimiz ayrıyeten farklı bir VIP salonumuz var. Orada teşhir ediliyor. Tamamen buranın konseptinden farkı, çok daha rahat edebilecekleri tesettürlü bayanlarımızın. Bütün modellerimize tesettür uygulanabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Varsa eklemek istediğiniz onu da paylaşalım. Teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Size ve güzel sözlerinize, TV8 ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah görüşmek üzere bir daha. Endüstriyel yapı formatı nasıl olmalıdır sizce? Diyarbakır'da bulunan Aydın Yapı ve Mekane'ye konuk oluyoruz. İzleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öz Aydınoğulları Mekanik'teyiz Ahmet Bey'in yanında. Ahmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Ahmet Aydın. 32 yaşındayım. Mekanik işleri yapıyoruz. Yani 20 yıldır ben bu sektördeyim. 35 yıl önce babam bu sektörde başladı. Yani öyle devam ediyoruz. İnşaat işleri, ondan sonra mekanik, sahil, tesisat işlerini yapıyoruz. Yani şu ana kadar böyle devam ediyoruz. Peki, teşekkür ederim. Buradaki hizmet yelpazenizden bahseder misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Burada yani büyük firmaların tesisat işlerini, kalorifer işlerini, ısıtma, soğutma işlerini yapıyoruz. Yani Özbal İnşaat var burada. Kayapınar Belediyesi, Bayındırlık Binası, ondan sonra Batman'da Sert Kamyonistlik, 300 yataklı hastane, hatta 25 bin kişilik stadyum işlerini, kalorifer, seyit, tesisat, ısıtma, soğutma işlerini yapmaktayız yani. Evet, burada kardeşlerinizle berabersiniz değil mi? Evet, 6 kardeşiz. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Beraber bu yani sektörde Allah'ın izniyle iyi yerlere gelmek istiyoruz yani. Evet, teşekkür ederim. Öz Aydınoğulları olarak 6 kardeşin hikayesini bir dinlersek, nasıl başladınız buraya? Yani 6 kardeş dediğim gibi yani babamdan aldık bayrağı. 5-6 kardeş yani beraber Allah'ın izniyle yani şu ana kadar hep beraber sırt sırta verip bu aşamaya geldik. Bundan sonra da yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi yerlere gelmek istiyoruz 6 kardeş olarak. Teşekkür ederim. 6 kardeş varsa zaten herhalde boynunuz eğrilmez diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle yani aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani beraber çalışıyoruz. İyi yerlere gelmek istiyoruz yani. Evet, peki biraz hedeflerinizden bahseder misiniz bizlere? Hedefimiz yani sektörde iyi yerlere gelmek, yani vatandaşlarımıza, ondan sonra yaptığımız işlerde daha kaliteli işler yapmayı, daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz yani. Peki, mekanikçilerden farkınız nedir sizin öz mekanikçi olarak? Yani mekanikçilerden farkımız işimizi seviyor, severek yapmaktır.
Yani gerçekten işimizi seviyoruz. Babam olsun, biz kardeşler olsun. İşimizi severek ve layığıyla yaptığımız için farkımız odur yani. Peki biraz da bize çalıştığınız firmalardan bahseder misiniz, verdiğiniz hizmetlerden? Çalıştığımız firmalar Serta Mühendislik var Batman'da. Yani onlarla aile bir şirketi olmuşuz. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ya aldıkları işleri yani biz de onlara kalorifer tesisat olarak daha iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Diyarbakır'da Özbal İnşaat var. Onlarla aynı şekilde çalışıyoruz. Onlar müteahhitliğini alıp yapıyor. Biz de mekanik, kalorifer, ondan sonra yani mekanik olarak bütün aksamlarını yapıyoruz. Onlarla beraber çalışıyoruz. Peki teşekkür ederim. Buradaki hizmetinizin garantisi nedir peki? Nasıl bir güven veriyorsunuz insanlara? Yani garantisi biliyorsunuz tesisat işleri, ondan sonra kalorifer iyi ısıtması gerekiyor. Tesisatta hani tesisat döşenirken elemanların iyi döşemesi ve daha sonra oturan arkadaşlara sıkıntı vermemesi gerekiyor. Yani su kaçağını minimum az seviyeye indirmek için elimizden geldiği kadar daha iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, son olarak Öz Aydınoğulları olarak tüm Türkiye'ye altın rehber aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Yani bütün Türkiye'ye zaten genel olarak hizmetlerimiz oluyor. Yani biz buradayız, Diyarbakır'dayız. Bütün Türkiye geneli hizmetlerimiz devam ediyor. Hatay'da çalışmalarımız var, Malatya'da, İstanbul'da vardı, Ankara'da, Batman, Siirt, öyle bütün Türkiye'ye hizmet etmek için buradayız yani. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben de sizlerin ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tarz ve modanın birleşmiş olduğu kıyafetleriyle bay ve bayanlara hizmet veren Karaman'daki Modajen Giyim'e konuk oluyoruz. İzleyelim. Modajen mağazasını 2 yıldır Karaman'da yaşatmak üzereyiz. Markamızı da aynı şekilde yine İstanbul'da büyük çalıştığımız firmalarla birlikte yönetmekteyiz aynı şekilde. Ürünlerimiz en güncel, en modern, en hani kaliteli bir şekilde müşteriye sergilemeye çalışıyoruz. Modajen dedik, Karaman'dayız. Karaman'ın en şık mağazası dedik. Mağazamızı anlatalım. Karaman'ın neresinde, ne kadarlık bir alan, kaç katlı bir yer? Karaman'ın hemen merkezinde Aktekke Meydanı diye geçen büyük meydanımızın hemen alt tarafında bulunmakta mağazamız. 350 metrekare sadece giriş katı olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca 5 katlı bir mağazamız bulunmakta ve aynı şekilde müşteriye hizmetimizi vermek üzere bu hani aktivitede bulunuyoruz diyelim. Hem erkeklere hem kadınlara yönelik değil mi? Evet evet, hem erkek hem bayan üzerine bir hani konsept üzerinden devam etmekteyiz ve aynı şekilde devam edeceğiz yani mağazamıza. Huzur ve sakinlik arayanların adresi Diyarbakır'daki Roaz Cafe'ye konuk oluyoruz. Çok özel röportajımız var sırada. Evet, Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Royals Cafe Restorant'tayız. Firma sahibi Mümtaz Bey'in yanında, alanında uzman bir beyefendi kendisi. Mümtaz Bey merhabalar, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz bize çok mersi verdiğiniz için. Çok mersi. Mümtaz Bey, sizi daha yakından tanıyabilir miyim? Tabii ki, ben Mümtaz Türk, 1979 doğumluyum. Hizmet sektöründen gelmeyiz. Yaklaşık 3 yıldır bu işletmeyi yürütmekteyiz. Peki Mümtaz Bey, kuruluşunuzdan bahseder misiniz bizlere? Tabii ki 2014'te bu caddede 75 metrelik yol dediğimiz caddede ilk defa burayı işletmeyi devreye soktuk. Kafe olarak ilk başladık bu işe. Daha sonra son bir yılda da Alkol Kültür ve Turizm Bakanlığı bize verdiği belgeyle alkollü işletmeye çevirdik burayı. Ve canlı müziklerimiz, burada farklı aktiviteler yürütmekteyiz şu anda. Peki farkınız nedir diğer sektörlerden? Bizim farkımız buradaki bu caddede, 75 metrelik yol dediğimiz caddede farkımız konum olarak, hizmet olarak, hijyenik olarak biz farklıyız diyebiliyoruz. Mümtaz Bey, spesiyel menülerinizden bahseder misiniz bizlere? Evet, çok geniş bir mutfağa sahibiz. Dünya mutfağı dediğimiz hani geniş bir mutfağımız var bizim. Hani steaklerimiz olsun, kırmızı etlerimiz olsun,
makarnalardan, pizzalardan, salatalardan çok geniş bir mutfağımız var. Tabii kısmet olmadı. Kısmet olsaydı masayı bile seserdik. Sabah tabii ki biz hani alkolü evet işletme olabiliriz ama biz sabah yine de erken bir saatte açıp insanlar buraya gelip bir kahvaltı yapabilsinler açısından hem kafe hem restoran olarak yürütüyoruz bu işi. Mümtaz Bey, son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. Şu güzelim şehri, kadim şehre bütün dilden, dinden, ırktan herkesi bekleriz. Diyarbakır yıllardır terörle biliyorsunuz anılıyordu. Hayır, Diyarbakır çok güzel bir şehir, kadim bir şehirdir. Evet, gittikçe güzelleşiyor. Nüfusu 2 milyon olan bir şehirdir. Biz bir Diyarbakırlı olarak herkesin Diyarbakır'ı mutlaka bir kerecik de olsa ziyaret etmesi gerekiyor ve görmesi gerekiyor. Evet, Diyarbakır'daydık, Royals Cafe Restaurant'daydık. Mümtaz Bey'e sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum. Bakalım bir dahaki durağımız neresi? İç mimarlık hizmetleriyle faaliyet gösteren Gaziantep'te bulunan Mimari Çes Mimarlık'tayız. İzleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in genç başarılı girişimcilerini sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi çok genç, çok değerli bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Sayın Eda Günay Sağlamer. Hem firmasıyla ilgili hem çalışmalarıyla ilgili özel bir röportajımız olacak. Gerçekten bu kentin en altın isimlerinden. Hikayesini, başarısını kendisinden dinleyelim ve sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istiyoruz. Eda Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Eda Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Eda Hanım kimdir? Dünden bugüne firmanızı kurma sürecinde nasıl bir hikaye geçirdiniz? Gaziantep doğumluyum. İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Branş olarak iç mimarlık bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra başarılı bir firmada çalışarak mağaza müdürlüğü yaptım. 2012 mezunuyum. Daha sonra 2 yıldır firmamızı açtık. Başarılı projeler yapıyoruz. İç mimari tasarım, takip, teslimine kadar müşterilerimizin yanındayız. İç mimar diyoruz size. Mesleğiniz bu, yaptığınız iş bu, firmanız da bunun üzerine. Detaylı anlatalım. Bir iç mimar neler yapar, kimlerle çalışır, nasıl çalışır? Bir iç mimar neler yapar denilince akla gelen iç tasarım geliniyor. İç tasarım olarak mesken, bina, villa, hizmet alanları, restoran, kafe olarak iç tasarıma uygun tüm kalemleri çizip, takip edip teslim etmek adı altında çalışıyoruz. Tasarımlarınızdan o zaman bahsedelim. Sizin çizginiz, tarzınız nedir? Çizgi tarz açıkçası müşterinin isteğine göre belli oluyor. Müşterinin tarzı ya da istekleri doğrultusunda belirliyoruz. Müşterinin ihtiyaç duyduğu ve tasarıma yatkın olan tarzlara devam edince müşteri memnuniyeti doğmuş oluyor. Hiç kimse istemediği ya da tasarlamasını sevmediği bir mimarla çalışmaz. Bu şekilde projelere devam ediyoruz. Özel bir iş bizimki, özel bir sektör. Ama Gaziantep'te gösteriş yoğunluğundan dolayı bu sektörümüz burada çok güzel devam ediyor. Özellikle inşaat ve iç mekan tasarımlarında sizin önemsediğiniz koşullar neler? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Sizin için önemli olan unsurlar nelerdir? Olmazsa olmazlarınız? Olmazsa olmazlarımız şöyle oluyor. Müşteriyle iletişimimiz çok önemli olması gerekiyor. Her şekilde yazılı, projeli devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra müşteri memnuniyeti zaten işin balını yemek gibi bir şey oluyor. Referansla gelen müşterimiz çok fazla zaten. Tasarıma başlarken açıkçası biz 3 yönlü tasarım yapıyoruz. Şu şekilde önce tasarım yapıyoruz. Daha sonra tasarımı takip etme, daha sonra tasarımı teslim etme oluyor. Tabii ki bu durumlarda hangi müşterimiz nerelerde ne isteyeceği sürprizler de çıkabiliyor arada. Sadece tasarım yapıp teslim de edebiliyoruz. Tasarımı takip edip de teslim edebiliyoruz. Bu müşteriyle olan iletişimimizle ilgili ama iletişim, ikna edebilme yeteneği bu meslekte çok önemli. Tarz olarak düşünürsek müşterilerimizin isteğine göre gidiyoruz ama yenilikçi tarzlar, yenilikçi çizgiler bizi daha da
özel bir alana itmiş oluyor. Şimdi Antep'teyiz. Gaziantep gelişen, değişen bir yer. Dolayısıyla sizin mesleğiniz de bu gelişim ve değişimde önemli bir rol alıyor. Çünkü inşaat sektörü, konut sektörü ve hizmet sektörü bu gelişmişlikte önemli bir yer. Sizin de burada payınız var. Antep'i Türkiye ile ve dünya ile kıyasladığımızda bu mesleğin, bu kent için önemi ne olabilir? Şöyle, açıkçası iç mimari olarak 1960'lardan beri varlığını sürdüren bir sektörüz ama Gaziantep olarak önemi şöyle, bizim insanlarımız gösterişi seven insanlar. Evleri olsun, ofisleri olsun, çalıştığı alan, yaşadığı alan, hizmet sektörü olarak olduğumuz için önem gösterdiği için iç mimari hizmetler bu kısımlarda biraz öne çıkıyor. Yaklaşık 4-5 yıldır daha da özel oluyor. İnsanlar yaşadığı mekanlara çok önem veriyor. Ve insanların bir iç mimarla çalıştım cümlesi artık onlara daha da güzel mekanlarda yaşayacaklarının sinyalini veriyor. Başka mutlaka iç mimarlar da olur, bu çalışmaları yapanlar var. Siz genç bir kadın girişimci olarak tercih ediliyorsunuz. Bunu neye bağlıyoruz? Neden sizi tercih ediyorlar? Şöyle, iletişim ve ikna becerime çok güveniyorum. Belki oradan dolayı olabilir. Belki de özgün tasarımlar. Yani bir önceki yapılmış ya da bir başkasının yaptığı tasarımları kopyalama hoşuma gitmiyor. Benim çizgimin, benim tasarımımın olması önemli. Yaptığım hem müşteriye hem bana karşı. Müşteri de tabii ki farklı şeyler istiyor. Aynı şeyi yaptırmak ya da yapılmasını istemediği için bizle çalışmayı tercih ediyor. Çok teşekkür ederim. Böyle değerli bilgiler bizimle paylaştınız. Böyle genç bir kadın girişimci olarak da Antep'e, kendi memleketinize bu hizmeti sunduğunuz için. Birçok şeyi konuştuk. Varsa eklemek istedikleriniz, bizim unuttuğumuz, onları da izleyicilerimizle paylaşalım. Ve yavaş yavaş röportajımızı bitireceğiz. Paylaşmak istediğim, yeni mezunların kendilerini bu sektörde başarılı bulacakları yer inanın özgün tasarımdır. Özgün tasarım yapan her kişi ve müşteri memnuniyeti olan her kişi bu meslekte başarılı olacağına inanıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir kadın girişimci olarak da sizi programımızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kozmetik ürünler alırken nelere dikkat etmeliyiz? Mardin'de faaliyet gösteren Tansay Kozmetik'e konuk olduk. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Mardin'deyiz. Mardin'de Tanış markasındayız, Tanış firmasındayız. Özellikle saç boyası konusunda çok önemli çalışmaları olan önemli bir firmadayız. Ve firmanın işletme müdürü Sayın Ebru Hanım'la birlikteyiz. Ebru Tuncer. Hem bu markayla ilgili hem ürünlerle ilgili, çalışmalarıyla ilgili özel bir röportajımız olacak. Ebru Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de Mardin'e hoş geldiniz. Fabrikamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz Mardin oradan organize sanayi bölgesindeyiz ve siz de Tanış olarak burada önemli çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle Tanış'ı bir tanıyalım. Firmamız kaç yıldır bu sektörde ve ne yapıyor? Fabrikamız 2010 yılında inşaatı başlanmış olup 2012 yılında üretime başladı. Alman iş ortaklığı olan bir firmayız. Saç bakımı üzerine, saç boyası üzerine ve cilt bakımı üzerine ürünler üretmekteyiz. Ham maddelerimizin çoğu Almanya'dan gelip burada dolumu ve bazı ürünlerin de üretimi burada yapılmakta. Tamamıyla yabancı menşeli ürünler üretmekteyiz. Üretim Almanya'da oluyor, ham maddesi buraya geliyor. O süreci anlatalım. Burada neler oluyor? Evet, Almanya'dan tırlarla yüklenip geliniyor. Saç boyası tabii ki orada karışımı yapılıyor saç boyasının. Daha sonra buraya geliyor fıçılarla. Ve burada üretimi, yani dolumu yapılıyor ve paketlemesi burada yapılıyor. Diğer ürünler dediğim gibi fabrikadan ham maddeler yükleniyor. Ya karışımı yapılmış oluyor ya da ayrı ayrı gelip ham maddeler ayrı ayrı getirilip burada karışımı yapılıyor arkadaşlar sayesinde. Ve daha sonra piyasaya sunuluyor. Türkiye pazarında tabii ki şimdilik. Ürünlerimizden bahsedelim. Saç boyası dedik. Kaç çeşit boya türümüz var ve özellikleri nelerdir? 72 çeşit saç boyamız vardır. Almanya'da da aynı şekilde satışımız ve üretimimiz vardır. Erfurt Üniversitesi'nden pekiği notunu almıştır. Bunun yanı sıra %100 bitkiseldir. Çeşitli doğal yağları, argan yağını özellikle içermektedir. Koruyucudur. Asla saç derisine ya da saç pigmentlerine zarar verici hiçbir özelliği taşımamaktadır. Türkiye pazarı dedik. Nerelerde ulaşabilirler bu ürünler? Nerelere gidiliyor? A-plus diyeyim. A-plus kuaförlerde ya da A sınıfı kuaförlerde
bulabilirler ürünlerimizi. Türkiye'nin her yerinde bulunabiliyor. Bütün illere dağıtımımız var, pazarımız var. Neden sizin ürününü tercih etsinler kullanıcı, tüketici ya da kuaförler? Şimdi sağlık çok önemli. Özellikle cildimiz ve saçlarımız, biliyorsunuz aynaya baktığımızda ilk gördüğümüz şey saçlarımız. Sağlıklı olabilmek adına, daha iyi, kesinlikle daha iyi görünebilmek adına bizim ürünleri tercih etmeliler. Çünkü %100 doğal. Spor yapmanın hayatımızdaki önemi nedir sizce? Spor çok önemli. Peki Diyarbakır'da CYM Kulübü konuk olduk, izliyoruz. Jim Kulüp 2012 yılından beri kurulmuş. O yıldan beri hizmet veriyoruz. Bizim gelişme, yani şey, Güneydoğu'nun yavaş yavaş bilinçlenmesi, gençlerin bilinçlenmesi, spora yönlenmesi. Bizim ana temelimiz insanları spora yönlendirmek. Yani iyi veyahut da kötü bir şekilde. Dışarıda kahve mahvelerde, park köşelerinde oturmaktansa bir spor salonuna gidip hem vücudun rahat bir şekilde dinlenmesi, hem vücudu aktif etmek, hem de sağlıklı yaşam için. Yani bizim amacımız oydu. Ama inşallah 5 yıl oldu. 5 yıl içerisinde epey bir gelişme var. Yani maşallah var. Gençler de yavaş yavaş aktivite ediyor zaten bu tür konularda. Ve iyi gidiyoruz şu anda, bakalım hele inşallah daha da iyi olacağız Allah'ın izniyle. Evet, Diyarbakır'daydık Jim Kulüp'te Fırat Bey'in yanında. Bakalım bir dahaki durağımız neresi? Batman merkezde bulunan restoran dalında faaliyetlerine devam eden Abide Kebap Salonu'na konuk olduk. İzliyoruz. Efendim, Batman'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abide Kebap Salonu'ndayız Bayram Bey'in yanında. Bayram Bey, merhabalar. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok mersi. Kuruluşumuzdan bahsedebilir miyiz? Abide Kebap ne zamandan beri var? Abide Kebap 18 şubesi var şu anda. Bizim burada kuruluşumuz 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Tabii daha önce de mesela bir 20 yıl yakın farklı sektörlerde, yani daha farklı lokantalarda olsun, memleketimizin farklı köşelerinde olsun bulundum. En son bir karar aldık, dedik biz de bir yer açalım ortağımla beraber. En son böyle bir karar aldık. Biz de bir şube olduk ve inşallah da daha da iyi olacak. Yani beklentilerimiz var. İnşallah daha da iyi olacak. Başka şubeler de olur. Evet, ilgi ve alaka oldukça yüksek size Batman'da, öyle değil mi? Aynen. İlgi ve alaka. AVM'de yani bir kebapçı olur mu diyorlardı. Yani şu anda öyle demiyorlar. Çünkü şu anda kebapçı çok iyi gidiyor. Yani kebap ürünleri olsun. Bir de mesela genelde diyorlar sizin mesela farklı ürününüz yok, size özgü. Biz ne yaptık? Abide kebap yaptık. İskender tarzı kebaptan yapıyoruz. Ve çok güzel oluyor. Yani mesela mangalda pişiyor. Tereyağlı, soslu, yoğurtlu. Çok çok iyi oluyor efendim. Evet Bayram Bey, biraz hizmet yelpazemizi açtığımızda neler var menümüzde? Örneğin menümüzde Abide kebabımız var. Abide kebabımız, az önce de bahsettim, soslu tereyağlı yapıyoruz. Közde pişiyor. Közde pişiyor, yani diyebiliriz İskender'in kebabı. Yani o yönden bir tanıtımımız oldu ve Batman'da çok iyi tuttu. Yani çok da iyi gidiyor. Ayrıca mesela güveç çeşidimiz var. O da kuzu güveç, o da mantarlı, kaşarlı, tereyağlı. O da çok güzel. Bir de karışık ızgaramız var onun yanında. Tabii ustalarımızın mahareti orada konuşuyor. Ustalarımız çok iyi. Yani damak tadını çok iyi veriyorlar. Bize de çok iyi uyuyor. Rahat ve konforlu bir şekilde seyahat amaçlayanlar için yeni Diyarbakır seyahate konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar değerli izleyiciler. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Diyarbakır Seyahat Ajentesi'ndeyiz Hamza Bey'in yanında. Hamza Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle. Hamza Bey, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben Hamza Çobanoğlu. Sektöre 1997'de 7. ayında firmamızı açtık. Yani o günden bugüne baba mesleği olarak babadan oğula devam etmekteyiz. Sektörümüzü şu anda devam ettirmekteyiz. Teşekkür ederim. Biraz da hizmetlerinizden bahseder misiniz? Kapasiteniz nedir? Ürün kapasiteniz? Bizim yani eskiden beri araçlarımız 25-30-35 olarak devamlı yenileyerek bugüne kadar geliyoruz. Yani Türkiye geneli personelimiz 150-200 taneye kadar da çıkmaktadır. Yani hizmetlerimiz İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa,
Iğdır, Mersin, Hatay, yani hemen hemen Türkiye'nin her tarafına gidip gelmekteyiz. Evet, yolculuk esnasındaki hizmetleriniz nelerdir? Ya, hizmetlerimiz normal yolculuk esnasında yani wifi olsun, ikramlarımız olsun, dur kalk tesislerimiz olsun, yani kaliteli güzel tesislerimizde durmaktayız. Yani ikramlarımız 24 saat açık büfe olmaktadır. Yani araçlarımız yenidir. 2+1 araçlarımız var. Yani televizyonlarımız daha kaliteli, daha hizmetli. Yani yolculuk esnasında daha iyi bir hizmet yapmak için elimizden geleni yapıyoruz bu konuda ilgili. Zaten işe yabancı da değiliz. Yani yaklaşık hemen 20 seneye yakın bu işin içindeyiz. Daha önce de babamız bu işin içindeydi. Yani elimizden gelene kadar yolcularımıza daha kaliteli ve daha iyi, daha hızlı bir hizmet sunmaktayız yani şu anda. Evet, teşekkür ediyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Hamza Bey? Türkiye'yi seviyoruz. Yani halkımızın barış içinde, güzel ve esenlik içinde olmasını dileriz. Aslında çok önemli bir sektörde yer alıyorsunuz. Seyahat ajendesi, insanları kültürlere taşıyorsunuz. Bu çok önemli. Tabii. Yani bize neticede insan olarak biz sektörümüzü işletiyoruz. Yani buradan diyelim ki biz Iğdır'dan, Ağrı'dan çıkıyoruz ta Edirne'ye, Kars'a kadar, Ardahan'a kadar, İstanbul'u, İzmir, yani her türlü insanla, her türlü sektörde insanı götürüp getiriyoruz. Yani bizim Kürdümüz, Türkümüz, Lazımız, Çerkezimiz, her türlü insanı taşıyoruz. Yani taşımaktan da memnunuz, gurur duyuyoruz. Değişmeyen profesyonel kadrosuyla hizmet veren Diyarbakır'daki kuaför Serhat'a konuk olduk. İzliyoruz. Ben kuaför Serhat. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Son 7 yılını kendi işletmemi açarak devam etmekteyim. Serhat Bey, son zamanlardaki trendler nelerdir? Renk trendleri, model trendleri? Yani son zamanlarda aslında bizden istenen en çok rağbet gören saçlar gri saçlar. Koyu ve küllü saçların uçlarına ombre şeklinde veya balyaj şeklinde. Gri saçlar trendte. Tabii bazı mavi, yeşil, gençlerimiz biraz çılgın tabii. Evet, peki sizin özellikle bir tasarımınız var mı saçta, boyada, sizin formülünüz? Yani tabii ki ukalalık yapmak istemem ama Güneydoğu'da bir takım ilkleri yapıyoruz. Mikro keratin olsun ve bir takım saç bakım ismini vermek istemediğim özel firmalarla çalıştığımız saç bakım ürünlerinde Güneydoğu'da tekiz. Teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Ben tabii ki yurdum için, ülkem için barış dolu güzel bir yıl diliyorum öncelikle herkese. Sonra bol, bereketli günler diliyorum. Ben de sizlerin ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızı diliyorum. Konuk ettiğiniz için ekstra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hasarlı araç alım ve satımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Diyarbakır'da otomobil sektöründe özel otoya konuk oluyoruz. İzleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özel otodayız Hüseyin Bey'in yanında. Hüseyin Bey, bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Hüseyin Akman, 1973 Diyarbakır doğumludur. Evliyim, 4 çocuk sahibiyim. Teşekkür ederim. Peki burada hizmetleriniz nelerdir, anlatabilir misiniz? Buradaki hizmetlerimiz ağırlıkta boyasız hasar onarım, yani dış etkenlerde oluşan boyasız aracın orijinali hiç bozulmadan özel tekniklerle, pedere, toz çubukları dediğimiz ve özel cihazlarla, yani bu aracı orijinali hiç bozulmadan müşteriye iyi bir hizmet sunmaktayız. Evet, peki Özel Oto Diyarbakır olarak ne kadar zamandır buradasınız, kuruluşunuz nelerdir? Özel Oto Diyarbakır olarak 1982'den beri hizmet vermekteyiz. Son dönemlerde, son 3 yıldır bu hasar işlemlerini yapıyoruz. Yani hedefimiz daha yüksek yerlere, daha iyi hizmet sunmak. Tabii ki bu çalışmalarımız Diyarbakır dışındaki çevre illerimize de hizmetlerimiz oluyor. Yani müşteri o şekilde memnuniyeti
sunmaya çalışıyoruz ve müşteri de memnun kalıyor. O şekilde bizi tercih ettikleri için de teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet, memnuniyetten bahsetmişken özel oto olarak nelere dikkat ediyorsunuz müşteri memnuniyetinde? Şimdi özel oto olarak müşterinin memnuniyeti olarak şöyle söyleyeyim. Biz genelde müşteri geldiği zaman güler yüzlü, iyi hizmet karşılığında zaten müşteri mutlu olur. Bizi tercih ettikleri için de teşekkür ederiz. Tarz bir görünüme sahip olmak için neler yapmalıyız? Isparta'da bulunan Mav Air Concept'te konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Isparta'nın en genç, en yetenekli saç tasarımcılarından Ünal Bey'e konuğuz. Saç keserken önemli olan nelerdir? Siz neye dikkat ediyorsunuz? Saç keserken genelde müşterimizin kafa yapısı, anatomisi, saç yapısı, vücut hatları, bunları baz alarak saç keseriz. Özellikle baylara yönelik siz çalışıyorsunuz ama salonumuzda bayanlara da hizmet var. Evet, bay bayan hizmet vermekteyiz. Bayanlar da yine aynı şekilde alanında profesyonel bir arkadaşımız hizmet vermektedir. Saç boyası gibi, saç kesimi gibi. Neler yapıyoruz burada? Sadece saç değil değil mi? Hangi hizmetleri veriyoruz? Burada manikür, pedikür hizmetimiz vardır. Saç boyası işlemimiz vardır. Kalıcı makyaj hizmetlerimiz vardır. Cilt bakımı, saç bakımı. Yani anlayabileceğiniz bakım üzerine tüm hizmetlerimiz mevcuttur. Malat deyince akla ne gelir? Tabii ki Kayseri. Malatya'da Mutlu Kuyruğu Kayseri'ye konuk olduk. İzliyoruz. Malatya'dayız, kayısının diyarındayız, Mutlu Kayısı'dayız. Mehmet Bey yanımızda. Mehmet Bey merhabalar, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada neler yapıyorsunuz? Burada şu anda üretim yerindeyiz. Üretimimizde kayısı çeşitlerimiz mevcut tabii gördüğünüz gibi. Bunlar isteğe bağlı. Siparişe göre 5 kiloluk, 10 kiloluk, 20 kiloluk ve gramajlar şeklinde ürünlerimizi sergiliyoruz. Buradaki ilk olarak ilk hedefimiz gene öncelikle kaliteli bir hizmet için temiz ve titiz çalışmadan yanayız bizler. Evet, peki kuru kayısı olarak, Mutlu Kuru Kayısı olarak farklı faaliyet yerleriniz nelerdir? Burasıyla kısıtlı değil tabii. Farklı faaliyet yerlerimiz şöyle söyleyeyim. Bizim ürünü çiftçiden almadansa kendi mevcut bahçelerimiz ve arazilerimiz de var. Yani tamamen ürünü çiftçiye endeksi değil, kendi mahsullerimizde biz kendimiz üretip halka arz ediyoruz. Ben Orta Asya Türklerindenim, Karaçay'ım, Eskişehirliyim. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Ertuğrul köyündenim. Karaçay olduğumuz için de ata kültürlerimiz silah, ok ve at olduğu için bunları çok seviyorum. Özendiğim için doğuda da bir ilk yapmak istedim. O şekilde başladık. Peki neler yapıyoruz? Biraz anlatır mısınız? Genelde bizim sektörümüzde devlet memurları çok geliyor, askerler, özel harekatlar, özel kuvvetler, özel harekatlar aynı zaten. Bordo bereliler geliyor, öğretmenler, yani stres atmak isteyen herkes geliyor açıkçası. Erzurum halkı da çok geliyor, sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Yani stres atmak için bütün kesimden insanlar geliyor açıkçası. Herkesi bekliyoruz diyelim mi? Tabii ki herkesi bekliyoruz. Ama nereye? Erzurum'a, Kafe Poligon'a bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel sohbet için. Sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sizler için çok özel röportajlar yaptık, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, başka bir Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.